sarımsak ne işe yarar, nasıl tüketilmelidir? Bunları da öğrenebilir miyiz? Burada gördüğünüz Türk sarımsağı. Türk sarımsağı ile Çin sarımsağı çok farklıdır. Günümüzde vatandaşlar ne yapıyor? Çin'den sarımsak getiriyorlar ucuz olduğu için. Çin'den gelen sarımsak 3 ay gemide geçiyor zaten. Soğuktu, sıcaktı, biraz değişik değişik iklim yaşadığı için onun bozulmaması için ne yapıyorlar? Çok ağır ilaçla ilaçlıyorlar. Evet. Bozulmaması için. Fakat Türkiye'ye geliyor, birkaç hafta sonra başlıyor küflenmeye. Yemyeşil oluyor. Oysa ülkemizin sarımsağı, dünyanın en kaliteli sarımsağı. Neden? Çin sarımsağından farklı olarak bu sarımsak selenyum içerir. Yani antikanserojen özelliğe sahip bu. Öyle mi? Çin sarımsağı gibi değil. Vatandaş diyor Çin sarımsağı, Türk sarımsağı sormuyor. Alıyor sarımsak, sarımsaktır diyor. Öyle değil. Dünyanın en kaliteli sarımsağı Taşköprü. Balıkesir de güzel, diğer üreler de güzel ama bu Çankırı yöresindeki özel bir özelliği var. Evet. Yüksek oranda selenyum içermesi. Bunun faydaları da sayılmayacak kadar çok. Sarımsakla ilgili de birçok klinik araştırması yapılmış. 30 doktorun yapmış olduğu ortak bir çalışma sonucu 265 hastanın kolesterol, lipid, trigliseritini kısa sürede düşürdüğü tespit edilmiştir. 30 doktor ortak çalışması. Yine 142 hasta üzerinde sarımsakla ilgili çalışma yapılmış. Bunlardaki kan pıhtılaşmasını, tromboz riskini ortadan kaldırdığı tespit edilmiştir. Florida ve ekibi, yani Profesör Doktor ve ekibi 432 koroner kalp yetmezliği olan hasta üzerinde denemişler. Kalp damarlarını açmış. Problem ortadan kaldırmış. Güney Avusturya'da Oxford ve Flinders Üniversiteleri 383 hasta üzerinde 11 ayrı klinikte uzun süre bir araştırma yapmışlar ve sarımsağın kolesterol, lipid, trigliseridi düşürdüğü, kan yağlanmasını önlediği, kanı incelttiği belgelemiştir. Aspirin gibi değil. Aspirin kullansın, kanı inceltir ama gastrite sebep olur. Mideyi dahi delebilir. Ama bu doğal. Mide kanamasına sebep olur. Doğal. Böbreği bile çürütür aspirin. Ama bu ne yapar? Hiçbir yan etkisi yok. Evet.